Evet, kayıplar çok büyük elbette. Acıları bir nebze de olsun belki de bu şekilde azalıyor onların da söylediği gibi. Ama unutmak elbette ki çok zor. Depremin ardından eğitimin ara verildiği afet bölgesinde okullar da bir kez daha açıldı. Bir kentte Adıyamanlı öğrenciler 77 gün sonra arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştu. Asrın felaketinden 77 gün sonra Adıyaman'da ilk ders zili çaldı. Depremden sonra okullarımız açıldı. Açıldığına çok sevindim. Adıyaman depremde en çok etkilenen illerimizden bir tanesi. 24 Nisan itibariyle artık eğitime tam olarak başlanmış durumda. Adıyaman Merkez, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde 481 okulda 105 bin öğrenci eğitim ve öğretimine başladı. Derslerimden geri kaldım. Bu beni çok üzdü. İyi hissediyorum. Arkadaşlarımı görmekten çok mutlu oldum. Öğrenciler okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlemişler. Öyle ki okulların açılmasıyla birlikte sınıflarda hem ders işliyorlar hem de güzel vakitler geçiriyorlar. Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı özlemiştik. Derslerimizi özlemiştik. Tekrardan başladık. Okullar açıldı. Bizim için de iyi oldu. Hani ders açısından da değildi. Hani psikolojimiz düzeldi. Deprem bölgesinden nakledilen yaklaşık 35 bin öğrenci okullarına geri döndü. İnşallah bir daha okullar kapanmaz. Umarım ki bir daha deprem olmaz. Şimdi mutlu ama biraz da korkuyor, o yüzden bugün hiç yanından ayrılmadım okulda. Bahçede bekliyorum. 6 Şubat depreminde 13 okulun yıkıldığı Adıyaman'da yüzü aşkın okulda hasar görmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme şartlarını afet bölgesindeki öğrencilere yönelik yeniden düzenledi. Ayrıca 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 10 kentte telafi programı uygulanacak.